Gençler lav balonudur odur budur halt yemiş bu ordunun yanında halt yemiş yani şunu net bir şekilde söyleyeyim zor modda saldırı yapıyorum yaptığım sadece ikinci saldırı ve ikisi de 3 yıldız. İnanılmaz. Hadi bakalım orduyu göstereyim sizlere. Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir ordu göstereceğim. Bu değil artık bunun tarihi geçti. Şöyle şunları bir kaldıralım. Artık yeni ordumuz arkadaşlar. Ahanda bu buradaki golem cadı iskelet böyle karışımı olan e, cadı golem ordusunu kullanacağız dostlarım burada 4 tane direkt depremle ortayı yarıyorsunuz askerleri spam yapıyorsunuz bitti bu kadar böyle hızlı bir şekilde saldır diyeceğim dostlarım bu arada zor modda saldıracağım arkadaşlar normalde değil şimdi şöyle bakıyorum şöyle şurayı açsam bak böyle hazır 1 2 3 4 ortayı açsak güzel Ardından şu ortaya da depremlerle hasar versem nasıl olur? Bence mantıklı. Şöyle sağlı sollu iki tane yollayalım. Kral, kraliçe. Şöyle to tomruğu gönder. Koruyucuyu yolla abicim. Gayet güzel. Şurada geriye kalan cadıları yollayalım. Ve ilerlesin bakayım. Kral önden gidiyor. Sıkıntı yok. Ekipmanları göstermedim. Ekipmanları hemen ikinci saldırıda gösteririm arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde askerler içeriye gelsin. Şöyle 1, 2, 3, 4 depremlerimde yollamış oldum. Bir tane tomruk atar. Şöyle bir vuruş yapsa tetiklenecek kuleler gayet güzel. Şimdi geri dönecekler ama hiç problem değil, hiç problem değil. Şuradan dostlarım şampiyonu soldan bırakacağım. Ordu bak tekrar içeri doğru yönlenmeye başladı. Koruyucu içeriye gitmedi ama sıkıntı yok. 1 2 öfke bırakacağım. Şöyle hızlı bir şekilde içeriği temizlesinler. Amaç içeriği temizlemek dostlarım. Problem değil yani. Şöyle şampiyon e, kraliçe içinde hemen duvar akıcılarımızı bıraktık. Yol açılsın diye. İçeriği temizlemiş oldu zaten buradaki iskeletler. Şöyle koruyucunun özelliğini yapıştıracağım bu noktadan sonra. Çünkü hem e, cadılarım. İskeletlerim şifalansın hem de tekli kitlenmişti bize. Sıkıntı çıkaracaktı. Şöyle kraliçenin de özelliğini yapıştır abicim. Gayet güzel. Şampiyonun özelliğini en son noktada kullanmayı düşünüyorum. Hala elimde iki tane büyü var. Hatta bir tanesini şu noktaya atabilirim arkadaşlar. En azından şuradaki bir sürü iskeletim şöyle ıvır zıvırım burayı halledecektir. Monolith falan indirecektir. Gayet güzel. Şampiyonun da özelliğini şöyle kullanacağım biraz daha yakınlaşsın. Çünkü savunma binalarını indirdikten sonra kraliçede zaten sağ, sol kısmı halledecek. Ordu o kadar güçlü ki zor modda bile arkadaşlar efsane iş yapıyor. Bakın efsane. Ve bir tane de krala gönder mızrağı gayet güzel. 10 numara 5 yıldız ya. Bu ordu kesinlikle kullanmanız gerekiyor arkadaşlar kesinlikle. Bu arada yine ufaktan bir hatırlatmakta fayda var dostlarım. Yine içerik üretici kodumuz klaştıver onu da yazarak beni destekleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu etkinlik biletini istediğiniz zaman alabilirsiniz. Yani bunun bir zamanı yok. İsterseniz son gün alın yine madalya cevherlerden falan yararlanabiliyorsunuz. Şöyle hemen zor moddan da güzel bir üçlük atmış olduk. Şimdi zor moddaki ikinci saldırımı yapmak istiyorum dostlar. Acaba içeriye doğru yönlendirebilir miyim? Şöyle bir bakıyorum. Çoklu cehennemler var. Hmm, düşünüyorum. Şöyle bir şey yapsam. 1-2 buraya. 1-2 buraya. Şöyle. 1-2-3-4. Duvar yakıcılarım şöyle ilk katmanı açsın. İkinci katman içinde 1-2-3-4. Tamam. Şöyle cadıları yolla, kral kraliçe, koruyucu, tomruk atar. Duvar kıcığı da yolla. Önemli değil, önemli değil. Şöyle askerler içeriye doğru ilerleyecek de kral içeriye girer misin, girmezsin. Tamam, problem değil. Ortadan şampiyonu da yollayacağız. Abicim, ardından kral sağa gidiyor. Şöyle şu kesişim noktasına bir öfke atacağım. Şu noktaya bir dondurma atarsam güzel olur. Hem kartal dondurmuş olacağız. Şampiyon içeriye doğru ilerliyor ama Şöyle kraliçe biraz arkada kaldı koruyucu birlikte. Problem değil koruyucunun özelliğini yapıştır abicim bu noktada. Bir şampiyon öfke büyüsü daha gelsin. Kralın özelliğini yapıştır. Gayet güzel. Ardından şu noktaya bir dondurma daha atacağım dostlar. Hem belediyelen hem de çoklu cehennemi dondurmuş olacağız. Şöyle şampiyonun özelliğini kullanmak istiyorum bu noktada. Olabildiğince temizlik yapıp hızlı bir şekilde oradan çıkmak istiyorum. Güzel. Zaten bir çoklu canemler ve seken toplar kaldı. Onları da hallettik mi? Kreçe zaten son vuruşu yapacaktır arkadaşlar. Pek de bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Şampiyona helal olsun lan. Arkadaki Tesla'yı unutmadın şampiyon. Güzel. Seken topu da almış olduk. Hızlı bir şekilde şuradan kreçenin özelliğini bassam mı diye bir düşünüyorum. Bas gitsin en azından oradan. Biraz da olsa şifa basmış olacak bizim askerlere. Gayet güzel. O duvarda hızlı bir şekilde kurtulursan koruyucu. Kreçe. Çok güzel olur hadi lan. Güzel zaten iskeletler bir önceki duvarı açmışlardı. Cehennemi de indirsinler bakayım. Tertemiz bir 3 yıldız daha. Zor modda efsane iş yapıyor arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bu istediğiniz belediyede kullanabilirsiniz. Belediye binası 16, 15, 14, 13. Yani her belediyede iş yapıyor. Belki ilk geldiği günden beri kullananlar da vardır. Kullananlar varsa yorumlara yazsınlar. Kendilerini belli Ama harbiden lav balondan daha kolay arkadaşlar. Ve daha bence zevk veriyor. Direkt orduyu yönetiyorsunuz falan. Lav balonu direkt bırakıyorsunuz. Böyle bekliyorsunuz artık köyün işlenmesini. Bir dakika gibi bir süren var. Üçlenmesini bekleyelim. Yoksa direkt bir efsane lig saldırısı da patlatsam nasıl olur? 99 çıkayım. <laughs> Hadi 3, 3 yıldız istemiyorum. hızlı bir şekilde dostlarım bakın ekipmanları da göstereyim. Kralda devel divenle dikenli top aldım. Aynayla şifacılar. Kitap olarak koruyucuda tüm kitaplar var. Şampiyonda kalkanla mızrak atarımız mevcut. Şimdi şöyle bakıyorum ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye. Şu noktayı açarsak 1, 2, 3, 4. Şöyle bu noktayı da açarsak 1, 2, 3, 4. Güzel. Şimdi bir duvar yıkıcı buraya, bir duvar yıkıcı buraya, bir duvar yıkıcı buraya. 2, 2 şampiyon da oraya göndereceğim. 2 tane de ortaya kral kraliçe koruyucu şöyle tomruk atarı da gönder. Gayet güzel. Şimdi şampiyonu da sağdan göndereceğim dostlar ve bir öfkeyi direkt sağ tarafa yönlendirip orayı hızlı bir şekilde temizleyip çıkmalarını isteyeceğim. Gayet güzel. Tekli oldukları için bence şu noktaya bir tane dondurma atılsa yeridir. En azından Kartal'da bir nebze olsun dondurmuş olacağız arkadaşlar. Orduyla birlikte birleşmeleri de çok iyi oldu bizim için. Çok güzel ilerliyoruz. Koruyucunun özelliğini yapıştır bu noktada. Ve bir öfke büyüsü daha basmak istiyorum. Gayet güzel. Kraliçe de sol taraftan bindirme yapıyor. Şampiyon aşağı doğru gelmeyi tercih etti. Normalde yukarı doğru gidecekti. Şampiyon bir barın menzilden çıkarsan e, savunma binaların. Çok güzel olacak. son Hepsi öfkenin içerisinde ya. Efsane iş yapıyorlar ya. Gerçekten efsane iş yapıyorlar. Kraliçenin özelliğini bekleteceğim biraz daha. Şu noktada koruyucunun özelliğini basmak istiyorum. Şampiyon da e, korucunu özelliyorum. Şampiyon özelliğini basmak istiyorum. En azından uzaktan uzaktan hasar versin belediye. Gayet güzel. Kralın da özelliğini basalım. Oradan hızlı bir şekilde duvar arkası kraliçeyi vurmuş olsun. Güzel. En azından savunmaları hızlı bir şekilde temizlemiş olacak. 10 numara iş kralı. Hayır, helal olsun. Şöyle hatta birkaç vuruş daha yaparsa oradaki seken topu da alacakmış gibi. Hadi bir vuruş daha yap. Süpersin ya. Vallahi olabildiğince temiz bir saldırı yaptık arkadaşlar. Mamma mia. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Kraliçen özelliğini basmamıza bile gerek yok arkadaşlar. Hatta basalım gidelim. Şeye basalım. Çeyizimize mi saklayacağız? zaten şuradaki iskeletler bile sadece bir tane daha köyüşler arkadaşlar. Yani buradaki iskeletler bile yeterli olur köyüşlemek için. Şöyle bir dakika gibi bir süren var. Yavaş bir ordu da değil yani kesinlikle fazlasıyla yeterli bir ordu arkadaşlar. Çok da rahat bir şekilde temizlik yapabiliyorsunuz. Etrafı çok rahat temizliyorsunuz ve süreniz fazlasıyla kalabiliyor arkadaşlar. Yani Amacımız zaten süre değil. Turnuvada değiliz biz. Amacımız 3 yıldız atmak rakiplerimize. Bordura da çok güzel 3 yıldız atılıyor gördüğünüz üzere. Şimdi isterseniz diğer saldırımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde diğer saldırımıza başlayalım. Bu nasıl bir düzen la? Harbiden nasıl bir düzen bu? Ee, şurayı açsak 4 tane. Bir de şurayı açabilir miyim acaba? Yani açtım 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 açtım. Güzel. Şimdi şöyle 2 buraya. İki buraya yollayacağım bir duvar yıkıcı duvar yıkıcı duvar yıkıcı Kral Kreçe tomruk atar ve hemen geriye kalan iskeletleri gönderiyorum koruyucuyu da yolla bir duvar yıkıcımız daha var elimize kalsın sıkıntı değil Tekli Cehennem'de köy olduğu için tam da bizlik bir köy diyebiliriz aslında arkadaşlar. İskeletler de sol tarafı güzel temizledi. En azından ordu sağa sola ayrılmayacak dostlar. Bu da bizim için çok büyük bir artı ve avantaj diyebilirim. Şöyle şampiyonu da bekleteceğim biraz daha. Hemen kullanmayacağım. Şöyle içeriye doğru gidecek askerlerimiz. Bir öfke büyüsü patlatsam şu noktaya güzel olacaktır. Hem kraliçeyi hem oradaki çok okçu kresi ve cehennemi de indirmiş olacağız. Belediyenin olduğu noktaya gelene kadar koruyucunun özelliğini elimde bekletmek istiyorum açıkçası. Yani ama şu noktada da kullanmasam da ne zaman kullanacağım be baba. Burada kullanmasan da ne zaman kullanacaksın yani değil mi? Şöyle şampiyonu gerekirse belediye almak için bile kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, şuradan doğru yıkıcımızı atarsak buraya gider mi diye düşünüyordum. Gitmedi. Problem değil. Şöyle dondurmamızı belediyenin olduğu noktaya tekrar atarsam arkadaşlar. Şöyle en azından. Güzel bir tanesi belediye sıksa yeterli olacaktır. Tekrardan bir dondurma daha atacağım. Güzel belediyeyi şöyle kralın Öfke, e, kralın hem de eldiven etkisiyle hem de dikenli top etkisini almış olacağız. Şampiyon da kullanmaya gerek yok. Şampiyonsuz da işleriz aga Merak etmeyin. Güzel. Tertemiz şöyle kraliçenin özelliğini kullanalım. Şifa bassın kraliçemize. 10 numara oldu ya. Valla şampiyonu kullanmanıza gerek yok. Biraz daha eliniz yatkın olsa kraliçeyi de kullanmanıza gerek yok. Yani onu kullanmayın bunu kullanmayın. Tertemiz ordu. Yani 10 üzerinden o. Yani abarttığımı düşünen arkadaşlar varsa kullansınlar. Kendileri denesinler. Ve 99... Şöyle yüzüncü yıldızını, yüzüncü yıldızını Şöyle yüzde yüz yıkım oranına ulaşmış olduk Şöyle evimize geri dön diyelim Gayet güzel 10 numara 5 yıldız bir ordu Şöyle tekrardan orduyu basayım ben buradan devam aga Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın adios amigo Bay bay